anda havalimanındayım ve Almanya'ya gidiyorum seninle birlikte. Ya daha önce hiç Almanya'ya gitmedim, o yüzden aşırı heyecanlıyım. Bütün süreci vloglayacağım, bakalım nasıl geçecek. Günaydın tekrardan. Dün hiçbir şey çekemedim çünkü geldiğimizde çok yorgunduk yani ve zaten bayağı geç geldik, buraya yerleşmemiz bayağı uzun sürdü. O yüzden direkt duş alıp bir uyuduk. Şimdi de sabah erkenden kalktık. Markete gideceğiz, bir şeyler alacağız. Daha sonra da gelip kahvaltı hazırlayacağız. Geri geldim. Marketten alacaklarımızı aldık zaten. Sadece süt ve işte meyve falan almak için gitmiştik. Neyse aldık geldik. Şimdi çok hızlı bir şekilde kahvaltı hazırlayıp daha sonra da evden çıkmamız gerek. Geldik. Aşırı tatlı bir yer burası. Ya bilmiyorum nereye gideceğiz. Elif durur burada. Burada böyle geziyoruz. Bütün gün büyük ihtimalle burada olacağız. Geldik. Burada kalıyoruz ama her gün farklı bir yere geçeceğiz diye düşündük. Çünkü trenle bir yere gitmek falan çok kolay. Ama bugün bir burayı gezelim dedik. Biz bir şeyler yiyip içeriz. Belki biraz alışveriş falan yaparız. Fotoğraf çekeceğiz tabii ki de. Ondan sonra da döneceğiz. Tesadüfen böyle bir sokak bulduk. Aşırı tatlı değil mi? Üstümüzü değiştirdik çünkü benim şortum ve Elif Dur'un eteği bayağı uçuşuyordu rüzgardan dolayı. Gezmeye devam ediyoruz. Oturduk, bir şeyler yedik, içtik. Yanımızda da böyle çikolata falan aldık, şarap aldık. Ben yıllardır aradım bir çikolatayı buldum, o yüzden çok mutluyum yani. Marketin ortasında bir anda bağırdım işte, bunu arıyordum falan diye. Neyse şu anda oturacak bir yer arıyoruz. Böyle bir yere geldik, oturuyoruz. Aşırı sakin, sessiz ve çok tatlı bir yer. O yüzden belki bir saat kadar falan burada oturacağız. Sonraki gün Münih'e geldik. Aslında buraya sabah erkenden gelip olabildiğince gezmeyi planlıyorduk. Fakat treni yanlış yerde beklediğimiz için kaçırdık. O yüzden bir sonraki trenle gelmek zorunda kaldık ve istediğimiz kadar gezemedik açıkçası. Sonra yolda bir pizzacı gördük ve iki tane pizza aldık. İkisinin de tadı gerçekten çok güzeldi. Daha sonra da bir şeyler içmek için bir yere oturduk. Çalışıyorum. 20 dakikalık bir yürüme mesafemiz var. 40 dakika sonra da trenimiz var. Ama sabah treni kaçırdık yani yanlış yere gittiğimiz için. Umarım yine öyle bir şey olmaz. Şu an çok gerginiz ama hani asla tren istasyonuna gitme gibi bir şeyimiz yok. Sürekli böyle fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz falan ve şu an her yer ekstra bir güzel görünüyor galiba eve döneceğimiz için.
dalga geçiyordum yani. Ama gerçekten yine yolu yanlış gittik. İkinci kez yanlış yere sokağa yürüdük ve ikisinde de geri döndük. Şimdi yine geri dönüyoruz. Yani umarım şu an doğru yerden gidiyoruzdur. Ay, üzüldüm. Şöyle bir şey var burada. Biz sabah mesela trenimizi kaçırdık ve tekrardan para ödemeden bir sonraki trenle gelebildik. Aslında bir de dedik ki hani akşam da böyle yapsak daha geç döneriz falan ama bir sonraki tren ne zaman bilmiyoruz ve yine para öder miyiz ödemez miyiz bilmiyoruz. Bir de garip bir şekilde trende bilet kontrolü falan yapmıyorlar. Yani biz de dedik ki hani boşuna mı bilet alıyoruz? Çünkü 20 ile çarpınca o paraları vermek istemiyorum. Kontrol etmeyeceklerse almayalım diyoruz ama bir yandan da ya ederlerse yani almadığımızda. Neyse böyle yani biletleri kontrol etmiyorlar ama eğer yakalanırsak 100 euro gibi galiba bir cezası varmış. Hiç ona girmek istemiyorum yani o yüzden bilet alıp gidiyoruz. Yani kontrol etseler daha iyi böyle kendimi enayi gibi hissediyorum ama etmiyorlar. Günaydın. Bugün hiçbir yere gidemedik çünkü dün Elif Duru birazcık hastalandı ve korktuk yani açıkçası daha kötü olur falan diye ama şu an iyi. O yüzden bugün farklı bir yere gitmeyelim dedik. Nürnberg'de yine Old Town'a gidip belki müze gezeriz. Birkaç tane fotoğraf çekeceğiz. Bugünümüz böyle. Burada kıyafetim. Şöyle göstereyim. İçmek için bir yer arıyorduk ve tesadüfen böyle bir yer bulduk. Aşırı tatlı. Burada bayağı güzel fotoğraflar çektik. Şimdi bir yere oturduk. Turu kahve içiyor. Evet. Ben de aperol aldım, onu içiyorum. Böyle, bu arada yani bizi bir an küçük gördüler bu arkadaş. Küçük evet. Gerçi ama yani vermeyecekti. Neyse sonra dedim 18'den büyüğüm. Çok büyüğüm, 19 yaşındayım. Tek bir trene binip gittiğimiz yerden 5 dakika içerisinde gelebiliyoruz ve trenleri de hani en fazla 10 dakika falan bekliyoruz. Bugün gittik istasyonu ve trene 30-35 dakika sonra mı ne gösteriyordu. Hatta birçok trende bayağı böyle rötarlı falan geldi. Neyse ki bizimki hani tam vaktinde geldi ama gerçekten yarım saat bekledik ve bayağı yorulmuştu. Dönüşümüz böyle birazcık sıkıntılı oldu. Ya şu anda da bilmiyorum ne yaparız. Herhalde bir kahve içip işte ne bileyim çikolatalarımız, tatlılarımız falan vardı. Onları yeriz, bir şeyler izleriz diye düşündük. Yarın Frankfurt'a gideceğiz ve resimlerine baktık nerelere gidebiliriz falan diye. Ve çok tatlı yerler bulduk yani. Şu an bayağı heyecanlıyım onun için. Yarın da erken kalkmamız lazım. Erken yapmamız lazım ama hani hiç şu an bile saat galiba 8 ya da 9 gibi 9 olması lazım. Böyle bakalım bugünümüz de böyle geçti. Aslında bugün çok fazla gezemedik. Yani daha doğrusu şöyle gezemedik dediğim. Diğer günlerde hep 20 bin adım atmışız. Bugün 10 bin adım atmışız sadece. Ya da yürüdük gibi gelmişti bana ama hani diğer günden yorgunluğundan dolayı da böyle gelmiş olabilir. Böyle yarın bayağı gezmeyi planlıyoruz. Herkese günaydın. Bugün zorlu bir tren yolculuğu yaşadık çünkü ucuz olması için aktarmalı bilet almıştık ve 3,5 saat sürdü yol. Ayrıca yani ben şunu anlamıyorum, burada biletleri kontrol etmiyorlar ve hani şehirler arası gidiyoruz ve trende ayakta kalıyoruz bilet almamıza rağmen.
Buna anlam veremedim. Neyse ki hani zar zor oturacak bir yer bulduk ve oturarak geldik yani. Çünkü 3,5 saat ayakta gelemezdim. Ve böyle şeyler yaşandı. Şimdi geldik. Bu arada ilk başta indik trenden ve çok garipti. Böyle her yerde kebapçılar, dönerciler falan vardı. Sanırım yani Türk sokağı gibi bir şeye girmiştik. Dedik ki hani neredeyiz? Kendimizi böyle bir an için Almanya'da gibi hissedemedik ama şimdi çok tatlı bir yere geldik, değil mi? Değil mi Onayla? Evet. Burada işte birazcık otururuz, gezeriz, fotoğraf çekeriz. Böyle hatta göstereyim bir saniye. Bu şekilde aşırı güzel değil mi ya? Burada gerçekten neredeyse bütün sokaklar birbirinden güzel. Ya da bize öyle geliyor, bilmiyorum. Gezerken çok tatlı bir kafeye denk geldik ve burada oturduk. Limonlu tartla çikolatalı kek gibi bir şey yedik ve ikisinin de tadı gerçekten birbirinden güzeldi. Tek sıkıntı ilk oturduğumuz masada yanımıza çok fazla arı geldi ve sonrasında masayı değiştirmek zorunda kaldık. Trene giderken böyle bir müze gördük ve girmek istedik. İçeride bir resim sergisi vardı. Açıkçası ben daha dolu dolu olmasını beklemiştim ama yine de resimler çok güzeldi tabii ki de, o yüzden beğendik. Resimlerle alakalı çok fazla açıklama yoktu, o yüzden neyin ne olduğunu çok anlayamadık. Son gün çok fazla bir şey çekemedim ama sabahtan Nürnberg'de Old Town'da biraz gezdikten sonra bir şeyler yiyip içtik ve daha sonra da havaalanına gitmek için metroya bindik. Uçağımız 2 saat rötarlandı ve Nürnberg Havalimanı çok küçük olduğu için yiyecek içecek bir şey bulma konusunda çok büyük sıkıntı yaşadık ve gerçekten uçağa çok aç bir şekilde bindik. Bunun yanında şöyle bir avantajımız oldu. Tam gün batımına denk geldik ve uçağa bindiğimizde dışarıdaki manzara gerçekten çok güzeldi.